Evet sevgili dostlar, artık Skull Bones'un final bölümüne geldik. Çünkü yeteri kadar video çektik. Zaten bu oyunda videonun da bir sonu gelmeyecek. Hani çünkü sürekli artık şu an end game'de olduğumuz için, yani oyun sonunda olduğumuz için, yani yaptığımız şeyler artık hep aynı. Ben bu bölümde sizlere hani yaptığım şeyleri de anlatarak oynayacağım. Hani işte şunlar var. Şuraya gidiyorum. Burada bu olay var. Hani artık burada end game'de kısacası olay artık tamamen elit kaptan, yani elit düşman kesmeye ve helm toplamaya. Yani oyun içi iki para birim var diye, oyun içi iki para birim var. Bir Soravane var. Bunlar oyun içi diğer token topladıkça seviye atladığımızda gelen para birimi Soravane. Diğer de zaten dediğim token de. Bu da zaten Helm'de supply run yaptığımızda, işte çeşitli görevler yaptığımızda bize gelen para birimi. Şimdi şöyle hatta göstereyim. Şimdi haritamız bu. Şu kısımda Helm var, bakın görüyorsunuz ahtapot şekli. Bakın buraya tıkladığımızda burada görevlerimiz var. İşte bunları tamamlayarak oyun içi şu. Bakın 3089 bu token. Şu da Soravane. En değerli para birimi burada Soravane. Bu da token. Bunlar da işte şu görevleri yeşil renkli, yeşil sembollü, bu ahtapot sembolü görevleri yapınca gelen para bu. Bir de işte şunlar var. Mesela burada oyunda bazı, bakın mesela diyor ki next takeover opportunity işte 22 dakika sonra başlıyor diyor. Yani buralar ele geçirmeler. Ele geçirme olayı. Mesela işte buralarda böyle limanlar var. Buraları ele geçirip buraları artık siz haraca bağlamış oluyorsunuz. Yani mesela buradan belli bir saatte burası size token kazandırıyor. Mesela bakın şurası bitmiş artık full. Buraları da işte gidip toplayıp, tabi burada mesela gidip topladığınızda herhangi bir hızlı seyahat çalışmıyor. Bunları teker teker geminize dolaşıp, ben şöyle bir rota izliyorum. Mesela burayı aldım. Şuradan başlıyorum. Bakın ilk burası, sonra şura şöyle. Sonra burası, buraya geliyorum. Şunu alıyorum. Şurası. Sonra buradan aşağı geçip şu rotadan ilerleyip şuradan en son artık kendi base'imize gidip bu tokenleri güvenli bir şekilde envanterimize ekliyoruz. Çünkü başka bir türlü, yani bu iki base'den birine gitmediğiniz sürece, bir şurası, ikincisi de şurası, buralara gitmediğiniz sürece, yani topladıktan sonra envanterinize geçmiyor bu para birimi. Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela ben buraları tekrardan, bakın kaynak tükenmiş. Tekrar buraya gerçek, yani gümüş karşılığı şey yapacağım. Kaynak ekleyeceğim ki üretim devam etsin. Tabii burada biraz fazla gold gidiyor arkadaşlar. Onu da artık size tavsiyem. Şimdi göstereceğim. Şunları bir yapayım. Bakın şurada şey var ya. Nasıl göstereceğiz? White Skull Ram değil de Gold Skull Ram var. Heh, bakın şurada. Elde ettiğiniz bu Gold Skull Ram'ları da Scarlow'a gidip, şu base'de bulunan Scarlock vardı ya, reis, oranın şeyi, patronu, oraya gidip adet başına 250 gümüşe satabiliyorsunuz. Yani bu da size müthiş bir gümüş kazandırıyor, bunu da söyleyeyim. Şimdi burası böyle, burayı anlattık, işte bu görevler anlattık. Artık diğer şeyler de normal haritamızda, işte bakın mesela burada şey var, başlamış. Artık burada insanlar şey kasmaya başlıyorlar yani. Elit kaptanları işte kesip, işte oyun içi bazı özel itemler, kozmetik eşyaları kasıp bu şekilde ilerliyor. Zaten sezon da bitti. Zaten şeyi de fullledim ben artık. Bakın 3 tane şeyi de, bölümü de fulledim. Artık Battle Pass tamamladım. Bitti. Şu ödülleri de aldık. Bir Bark'ı aldık, gemi. Support gemisi. Bir de şu sevimli kedimizi aldık. Yani bu kadar arkadaşlar. Siz yine sormak istediğiniz bir şey olursa hani yorumlarda falan şey yaparsınız. Ben elimden geldiğince zaten sizlere gereken şeyleri aktarırım. Ayrıca sitemizde de bu oyunla ilgili birçok rehber de hazırladık. O rehber de zaten açıklama kısmında, yani başlangıç rehberi adı altında, o rehberleri de zaten görebilirsiniz. Onun linki de açıklama kısmında mevcut. Şimdi şuradayız. Bu zaten bitti. Burada bir görevimiz vardı. O da şey olmuş. Üzerine görevler, bir bakalım. Biz o zaman şunu tekrar başlatabiliriz aslında, ama ilk önce şey yapalım.
şu görevleri bitirelim. Hem onları da görün. Horebeyn'le de bu arada şu en değerli parayla da işte bazı bulunamayan silahları, işte gemi armorlarını bunları satın alabiliyorsunuz. Hani Helm satıcıları var ya oradan. Da neyse onu şimdi birazdan gösteririz. Şu şeyleri yapalım. Yani iki yerden satın alınıyor. Bir şurası, ikincisi de şurası. Burada hani Helm satıcıları var ya, Helm dükkanı var. Yani Black Market, kara borsa. Oradan satın alabiliyorsunuz. Şimdi şuradan bir başlayalım. Biz buraya şimdi burada bizi bir gemi bekleyecek. Buraya gidip 1200 gümüş verip çeşitli kaynaklar alacağız. İlk önce şunu bir yapalım. Mesela ben o Sora Bey'inle şey aldım. Bir Black Prince aldım. Zırh yani gemi şeyi, armor'ı. Bir de Dardanel Gun yani Dardanel silah isimli bir bombard türünde bir silah aldım. Tabi o dediğim Dardanel silahı Dardanel şey bombardı, yani top atıcı. Very old chestlerden de çıkabiliyormuş ama o kadar açmama rağmen bana çıkmadı. Artık ben dedim herhalde bize çıkmayacak. Ben de gittim. Sonra benim karşılığında 350 mi? 300 sonra benim öyle bir şeydi sanırım. Onun karşılığında aldım. Şimdi şu karşıdaki gemiye biz gideceğiz ve para karşılığında bakın sugar işte ve berries yani böğürtlenme şeker alacağız. Şunlar bize her zaman saldırır. O yüzden şunları bir yok edelim. Ben de bana doğru yer bakayım. Tehditleri şu an hallettik. Yani bilmiyorum hani bu oyun ilk çıktığında çok eleştiri falan aldı bu arada. Çok beğenilmedi falan ama ben vallahi keyifle oynadım onu da söyleyeyim. Atmosfer olsun. İşte bu mekanikler olsun gerçekten güzel yani. Şunu da hallederim bir dakika. O bize doğru gelecek zaten. Dardanel. Benim yanlarda bu arada şey var. Zamzama var. Pompalı. Bir nevi. Her ekip saldırısıyla da 8000 can çekiyoruz bu arada. Çok güzel. Bunu hallettik. Sensin lan bastard. Şuraya yanaşalım. Tamam. Şunları bir alalım. Mesela 120 böğürtten aldık. 120 adet de şeker aldık. Aynen. Tamam. Burayı bitirdik. Mesela çeşitli konvoylar bakın şeyler var. İşte mesela şurası şey elit kaptan elit düşman var. Şurada mesela
elit bir konvoy var. Buraya da savaşacak biliyorsunuz. Çeşitli şeyler var yani. Tamam, şimdi en yakın şurası. Gerçi buraya da gidemeyeceğiz değil mi? Biz şöyle gidelim ya. Direkt ışınlanmadan gidelim. Dümdüz gidelim şöyle. Tehlikeli sulara gireceğiz ama olsun. Yani atmosferi de görmüş olursunuz böyle. Ya belki şimdi sezon 1 bittikten sonra sezon 2 geldiğinde sezon 2 içinde birkaç video çekebilirim. Haberiniz olsun. Şimdilik biz hani bölüm bölüm attığımız için YouTube'a bunu final bölüm olarak koyacağım. Hani zaten sezon 2 için gelirse sezon 2 diye hani belirterek videoyu eklerim. Birazdan şu konvoyla karşılaşacağız arada. Tabi bazı görevler tek başına olmuyor bu arada söyleyeyim. Yani hani tek başına bitirmek imkansıza yakın. Örneğin mesela şu yukarıda olan şu görev. Road Mango Din görevi mesela. Bunu tek başınıza bitiremezsiniz arkadaşlar. En az bir 3-4 kişi olması gerekiyor. Biraz önce gördüğümüz konvoy şu işte. Arkadaş ben de şu oyuna ne zaman girsem, şöyle bir yola çıksam, rüzgar karşıdan esiyor ya, şaka gibi. Aslında bunlarla kapışabiliriz. Ama çok zaman gidecek, o yüzden burayı es geçeceğim ben. Hani bir kişi olsa, bir kişi gelse şey yapardık ama şu an çok zaman kaybederiz. Şunlarla çarpışmadan bir geçelim de. Bakın sevimli kedimiz de hemen sağda duruyor. Bunların hepsi bize saldıracak. Bu Plague Hunter. Şöyle yavaşlayalım. Gelsin bakalım arkadaşım. Şimdi can çekeceğiz.
Yaklaş biraz ya. Bağıracak. Basta Riot's diye. You cannot escape the plague king's green touch. You'll regret this time. Tamam, bunu hallettik. Hadi patla artık. Şimdi can, can daha çekeceğiz. 8000 can. Özellikle bu Dardanelle şeye vurursanız geminin zayıf noktalarına, yani o kırmızı gözüken yerlere bayağı güzel hasar veriyor. Patla bakayım. Çok güzel. Şimdi biz bu arada bu etkinliğe gelmiştik ama onu tamamladık herhalde. Şimdi şuraya gidelim. Doğru, aynen. Bir tane şey kesecektik. 10. seviye gemi kesecektik, onu yaptık. Zaten diğeri de yakında. Bir de şuraya gidelim. Onlar da şurada. Da bize saldıracak büyük ihtimal. Aynen. Gel buraya, kaçma ya. Anlaşabiliriz, gel. Harika, bundan da birilerimizi aldık. Şimdi bunları tamamladık. Ha, bir tane de şurada varmış. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şuraya gidelim. Oradan şuraya geçelim. Aynen. Fazla zaman kaybetmeyelim. Şu limana bir gidelim. Şu patlama efektleri bile harika yani. Goodbye,
Yani bir nevi bir nevi şu para ne kadar çoksa yani ne kadar çok elde ederseniz Sorravain'de o kadar çok elde ediyorsunuz öyle söyleyeyim yani. Çünkü biz bu oyun içi token kazandıkça seviye atlıyoruz. O seviye atladıkça da Sorravain geliyor. Şu an olup onu anlamadım ya. Tamam biz şuraya bir yanaşalım da. Burada şey var. Bak şununla kapışırız işte. 8 level şey var. Elit var. Ama şey dolu ya. Dur. Şu şeyi boşaltalım da üstümüzü. Bundan dalacağız. Ses ne oğlum böyle ya? Değişik bir ses geliyor. Seni bırakalım şu eşyaları. F tuşuyla hepsini teker teker seçip sonra Space'e basıp şeye atabilirsiniz kasaya. Şeyler de birikmiş. Hazine haritaları da 5 adet olmuş. 5 adet olunca hazine haritası daha fazlasını envanterinize alamıyorsunuz. Bunları gidip İşte halletmeniz gerekiyor yani. Hazineyi bulmanız lazım. Buradan da güzel 4-5K arası gümüş geliyor bu arada söyleyeyim. Şu arkadaşa bir dalalım bakalım. İnşallah duruyordur.
Nerede duruyor? Kıçın dönüyor güzel. Sekiz bin can daha çekelim. Sağlam çaktık. Bakın görüyorsun 8 level bile ne kadar uzun sürüyor yani. Tam bize gelmiş lan şöyle kısa.
Haydi az kaldı. Aldık. Buraya gidelim tekrar. Bunlar bu arada bu elit kaptanlar bayağı güzel XP'de veriyor, onu da söyleyeyim. Şimdi bunu da hallettik. Aya benzer yüreğim. Gemiyi bir tamir ederim. Ondan sonra kasayı boşaltalım. Roket yok. Roket salla. Roket kullanmıyoruz. Neler var sağda solda bir bakalım. Ha şu vardı aynen. Ya onun ondan ziyade bir şuraya bir bakalım, belki bize katılacak olanlar olur. Oo şu da var. Dur dur dur. 3 dakikası var. Belki şuna kapışan birileri vardır. Hemen şuraya bir gidelim. Bu da elit bir gemi. Zehir saçan gemi. Plague Hunter mıydı? Biraz önce kesmiştik ya bir iki tane. Onun en gelişmiş hali. 12-13 level falan çıkıyor. O da bayağı bir zorluyor. Tek başımıza zaten kesemeyiz de, hele ki 3 dakikada. Yok kimse gitmemiş bile. Aynen. La peste. Aynen. Yok. Kimse zaten, şu an 4 kişi bile olsak 3 dakikada kesemeyiz. Buraya kimse gitmemiş. Biz şuraya gidelim. Tamam, şurada birileri vardı belki. Evet, düşman orada ama yine kimse yok. Şey yapsak... Gerçi bu server biraz pasif gibi ya. Bir şey yapacağım. Çıkıp tekrar gireceğim. Server değiştireceğim. Arada böyle yapın. Hani çok aktif oyuncu bulamazsanız çıkın tekrar girin. Farklı bir server'a geçmiş olursunuz.
Bakın burada kapışan var mesela. Şimdi şöyle yapalım. Yardım çağıralım. Gelenler olabilir. Ya baktınız kimse yok. Peki yardım çağırabilirsiniz. Şu an oyunun en zorlayıcı bosslarından biri bu. Kaptanlarından, gemilerinden. Daha çağıralım. Bir kişi daha gelse çok güzel olacak ya. Sadece bir kişi. Bak hala düzeltmemişler ya. Bak işte başaramıyoruz, görüyorsunuz değil mi? İki kişi yetemiyoruz yani. Ha, battık. Gelen de olmadı. Şu loot'u alalım da topuklayalım.
tarzı ya. Kaç oğlum kaç. Biz bir şey yapamayız buraya. Lan nereden çıktın lan? Arkadaşlar. Kimse de gelmiyor işte, işin ilginç yanı. Kaç aga kaç. Bunları yenemeyiz. Yapamayız. Bir daha geldi ama. Bu arkadaş da yola çıktı. 9 dakika var. Bir gidelim bakalım tekrar. Patladı. Güzel. Just give up.
topladı. Biri daha geldi, güzel. Ne güzel oldu işte. Bugada bir düzeltmemişler ya. Evet, çok az kaldı. Çok sağlam gitti. Çok güzel. Oo. Ne güzel oldu bu ya.
kavuş. Bir dakika kalmış. Kesemeyiz ya. Yetişemeyiz yani. 1,5 dakikada çok zor. Şey doldu. Geminin kapasitesi doldu bak şu an. Hızlı gidemiyoruz. Nerede bizim şey? Şurada. Şöyle bir yanaşalım da. Gerçi bitecek zaten. Bitti gidiyor. Başaramadık. Neyse bayağı bir chest topladık. Asıl işte burada önemli olan bu etkinliği bitirip özel bir tane sandık çıkıyor. Tek. Bak mesela burada şimdi kaç tane gözüküyor? Mesela 9 tane gözüküyor. Bu değil. Bundan ayrı bir tane de tek başına bir adet bir sandık geliyor. Ondan o kozmetik eşyalar falan çıkıyor işte. Onu kaçırdık yani. Tabi buradan da çıkma ihtimali var ama düşük. Bakacağız. Güzel 5000 altın, 5000 gümüş geldi. Şunları açalım. Genelde hep şunlar çıkıyor işte. Farklı bir şey. Aynen. Hiç farklı bir şey çıkmıyor. Hep şey, malzeme. Neyse bunu da görmüş olduk. Yani erken, yani etkinliğe erken başlayıp kalabalık başlamak lazım. Yoksa gördüğünüz gibi hiçbir şey elde edemiyoruz. Şunu da koy. Buraya gidelim. Şunu da yapalım. Şurada ne varmış ya? Ha, burada şey var. Supply deal. Tamam ilk şuraya gidelim. Oradan da gümüş karşılığı kaynak alacağız. Şimdi bu geldiğimiz yerde. Buradaki helm satıcısı nerede? Şurada aradım. Only the finest artifacts for a captain like yourself. Ujambo, is it me you're looking for? We finally meet. Ne? We have hard and back to the work ahead of deliver the goods. We are looking forward to your. Aldık. Aldık güzel. Şuraya gidelim. De şununla kapışalım. Burada 10 seviye bir şey var. Düşman. İşte artık yani oyun gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Yani artık daha ötesine gidemiyorsunuz.
Yani yapmanız gerekenler işte elit düşmanlarla savaşmak, işte görev yapmak, helm görevleri, sonra şey, o takeover, yani elde ettiğiniz limanlardan haraç toplama filan. İçimizden geçiyor yanımıza. Güzel. Tekrar şuraya dönelim. Şu base'e bir gidelim artık. Gemiyi de mutlayalım. Tamam, şu dursun.
kaptanın kafasını verip şey alacağız. Ödül. Aynen bak burada. Tamam şuraya gidelim. Çünkü o görevi buradan almıştık. Bak gözüküyor zaten yeşil ahtapot ile. Have you completed that business? May Güzel. this aid you on your next voyage. 75 tokenimizi aldık. Goodbye. Tamam yavaş yavaş buralar fullenmeye başlamış. Şimdi şey yapalım bir dakika. Ben ne yapacaktım? Heh, dur tekrar şu şeye bir gidelim. Helm içine. Kaynak üretimimize bakalım. Şurası laboratuvar. Buradan kaynak üretip bu kaynakları işte paraya çevirebiliyorsunuz. Ha, burası ayrı bir şeymiş. Anladım. Tamam, sıkıntı yok. Olana kadar zaten bir gün geçer. Şimdi şunun 3 dakikası var. Şuraya gidelim arada. Bak para nasıl azaldı görüyor musunuz? Ama o para işte kolay bir şekilde işte hazine sandıkları açarak, gemi yağmalayarak, liman yağmalayarak ve işte bu altın romu yani gold skull romu Scarlet'a satarak hızlı bir şekilde para kazanabiliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Şunu da yapalım. Bir şey satabilecek miyiz? Bakacağım bir dakika. Şuradan yeni görevler alalım. Ya da bunları dur bunları sonra alırız ya. Şuraya bir gidelim. Acaba diğer romlar satılıyor mu? Ona bakacağım şimdi. Scarlo'nun yanına gidip. İlk önce şu kasaya gidip şeyleri bir alalım. Romlarımızı. Scarlo is a good client. As you can imagine, the pirate round brings me a lot of interesting things to store. Var mesela. Şunu al. You're running out of storage space. My warehouse is only so big. Niye bu kadar çok şey oldu ya? Yer kapladı. Oo, şundan dolayı. Tamam, gidelim bakalım. Olacak. Bizim reis de
burada konaklıyor. Ya Allah satılıyor. Bak şimdi paraya bak. Şimdi 69k paramız var ya. 69.000 silver. Bak şimdi. Bak 57.000 geliyor, görüyor musunuz? Şimdi daha satacağım. If you keep coming back, I'll have to read your story. Tamam, 230 daha aldık, sıkıntı yok. Şunu da satalım, ağır olduğu için fazla taşıyamıyoruz. İşte böyle böyle para kasabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Nothing well found. My compliments. Well found. 84.000 oldu. Bir part daha satacağız. 200.000'e dayayacağız şimdi. Yani çoğu kişi oyundaki gümüşü hani çok dert olarak görüyor. Çok zor elde ediyoruz falan diyor da öyle bir şey yok yani. Çoğu kişinin bunu bilmemesinden dolayı oluyor. Sattık mı yatır. Captain. A fair exchange. A fair exchange. Well found. Always more coin and work for you. Ha, şimdilik bunlar yeter bize. Şuraya bir gidelim. Başlamış. İnşallah oynayan vardır. Yani katılan olmuştur. Şöyle bir daha bir yardım çağrısı yapalım. Bakalım ne olacak. Ya benzer yüreğim duvar olarak takipteyim. Evet, orada biri var herhalde. Aynen. Geliyorum canım, canım dostum. Dayan. 7 dakika var. 7 dakikada keser miyiz acaba? Aha bak, bir kişi daha yardıma gidiyor. Oh, çok güzel oldu. Tamam, 3 kişiyiz.
Keseriz herhalde ya. Süre sıkıntısı çekmeyiz bu ama. Baktı mı lan? Aha vallahi kestik. Çok güzel. Dur şurada veri volt var. Şunun bir tanesini şey yapalım. Burada yok et. Hah. Veri volt. Çok güzel. Doruldu. Bunu da göstermiş olduk. İyi denk geldi yani.
Bunları bir açalım. İlk şunu açalım. Evet tamam. Hadi şuradan güzel bir şey var. Blue Lotus. Kumaş. Tamam, token verdi 200. Tamam, kötü değil. Başlamış gözüküyor. Acaba burada birileri var mı? Dur şimdi oraya bakacağız bir dakika. Şunlar ne durumda? Tamam, yavaş yavaş oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, mesela şurada çoğu yer aldınız diyelim. Tabii şuraları da açabilirsiniz. Buraları da açmak için de bak ne diyor? 5000 token istiyor. Burası da öyle. Ya ben şimdilik şurayla gidiyorum. Hani çünkü çok fazla oynamıyorum bu oyunu. Rotam şu şekilde. Buradan buraya ışınlanıyorsun. Fast travel yapıyorsun. Şuraya geldim. Sonra buraya. Şöyle içlerden şurası, şurası. Yukarıya aldın. Aşağı döndün. Şuraya geldin. İçeri girdin. Bunu aldın. Bunu aldın. Karşıya geçtin. Şunu aldın. Bunu aldın. Ve en son base'e gittin. Ana merkezimize üstse. Bitti. Bu kadar. Şimdi eğer hani hepsi full olsaydı gösterecektim ama zaman yetmeyecek. Hani siz anladınız zaten. Şimdi bir de şuraya gidelim bakalım burada bir şey var mı? Burada kapışmıyor. Düşman orada duruyor vallahi tek başına. Yani düşman mı? Bizden biri mi ya? Bir dakika. Evet, düşman ve kimse gelmemiş. Tamam, yapacak bir şey yok. O zaman şey yapalım. Bir de şeyleri göstereyim. Mesela şimdi 4 tane old eski hazine haritası var. Bir tane de ver oldlar. Şimdi mesela şunlar nerede? Hazineleri nasıl bulacağız? Onları göstereceğim. Track diyoruz. Takibi aldık. Tamam mı? Bakın şurada çıktı. G tuşuna bastık. Yakınlaştırdık resmi. Şimdi şöyle bir yer arayacağız bak. Şurayı mesela aklınıza tutun. Haritayı açtık. Limanları teker teker gezebilirsiniz mesela. Bak bakalım. Burası değil. Bak resimde. Resme bakıyoruz. Aynısı değil. Şuralara bakalım. Burası da değil. Burası da değil. Burası da değil. Buraya baktık. Şurası olabilir mi? Değil. Şura. Hah, bak burası. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Bak zaten şimdi geldiğiniz gibi şeyde yazacak. Bak ekran ortasında. Hazine bu adada diye. Bak. Bak gördünüz mü? Bu karakolda outpost'ta diyor. Aynen. Şimdi mesela ne arayacakmışız biz? X'e bastık, Y'ye bastık. Şöyle bir ağaç arayacağız. Bir kılıç saplanmış bir ağaç. Gezelim bakalım şimdi etrafı. Şimdi buralarda genelde olmuyor. Biz şöyle bir gidelim. Zaten yaklaşınca böyle turuncu bir ışık belirecek. Yani hazinenin yerini gösteren bir ışık beliriyor. Oradan anlarsınız. Şimdi burada da yok. Hah bak şurada. Gördünüz mü? Aynen bak. Geldik. F tuşuna bastık ve çıkaracağız şimdi hazineyi. Mantık bu. Bak 4273 gümüş verdi.
Geminin orta kısmına o geminin orta kısmında olan silahlar, mesela bende mortar var ya, %10 daha fazla hasar veriyormuş. Bu bir mobilya, furniture. Aslında işimiz yok. Şimdi diğer haritayı trackleyelim. Şunu. Şimdi ne diyor? Şöyle bir yer. Yine tepe. İki ucu var. Tamam, bakalım şimdi. Bu değil. Evet, burası, bak gördünüz mü? Hemen gidelim. Ne istiyormuş bizden? Böyle mezar taşı gibi bir yer var. Bir tahtada bir şapka asılı. Tamam. Şöyle bir bakalım sağa sola. İlk şuralara bir bakalım. Burada yok. Şöyle bir çıkalım. Evet, bak burada. Gördünüz mü? İyi, kolay bulduk. Sefer biraz düşük verdi gümüşü. 2700 verdi. Tamam, şimdi yarın gidelim. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak şimdi şöyle bir yer arıyoruz. Bak bunu sanki biraz önce şuralarda ben gördüm. Dur. Değil. Bir dakika. Ha, şurası. Aynen. Aynen. Biz burada ne arıyoruz? Yine ağaç. Ağacın gölgesinde de bir sembol var. Aha da burada. Çok iyi. Güzel, 5K gümüş verdi. Burayı hallettik. Şuna da bakalım. Şöyle bir yer. Tamam, dur şimdi. Burası şey herhalde ya. Dur, o düşündüğüm yer mi? Bir dakika. Yok. Değil. Ha, şurası. Güzel. Burada ne arıyormuşuz? Taş. Üstünde çizikler olan bir taş. Burada değil. Burada. This is hardly the time to talk. I am starving. Burada bir şey yok. Şu karşıya bir bakalım. Aha, yok, orası değil, pardon.
Burada yok. Buraya bakalım. Buralarda da yok bu da. Biz yanlış yere mi bakıyoruz acaba? Yanlış tarafa bakıyoruz herhalde ya. Diğer tarafta olacak. Bu da yok. Dur. Şuradan bir sağa dönelim. Buraya girmiş. Şöyle dümdüz bir gidelim bakalım. Şuradan şu karşıya doğru. Hem bonfire var. Onu da aktif ederiz. Onu aktif edince şu karşıdaki alevler var ya. Onu şimdi yeşile çevireceğiz. Bunu yeşile çevirdiğimizde de şey oluyor. Hah buradaymış ya bak. Stamina boost alıyorsun. Yani mesela dinlenme halindeyken daha çabuk manan, staminan doluyor. Burada yalnız o kadar şanslıyız ki. Very old, çok eski hazine de burada. Görüyor musunuz? Şu an onu mu çıkardık? Evet. Aynen öyle. Evet, onu da açtık. Şansa bakar mısınız? Bakın o da gitti şu an. Gördünüz mü? Şans işte. İkisi aynı yerde çıktı. Bak. İyi onu da göstermiş olduk. Yani hiç bakmadık bir de şeye, haritasına, ipucuna. Yani kozmetik bir şey geldi ama drone'a bir bakalım şimdi. Şunları bir kasaya atalım. Artık 1,5 saat dolmuş bu arada video. Yani burada videoyu da sonlandırabiliriz. Yani ship kozmetik. Şu neymiş ya? Ha şu. Evet bu bende yoktu. Ama şu daha güzel. Ya, kozmetik ne varmış ya? Ha şu vardı bir de. Şu da iyiymiş yalnız ha. Bunu kullanalım. Bizim silahlar da az kalmış. Şeyler, toplar. Dur. Ne çabuk bitmiş lan. 1000 küsür vardı. 279 kalmış. Cannonball. Mortar. Tamam şu bombarı da alalım. Yüzünü alalım. Başka ne vardı? Mortar. Şu da mortar. Şunu da al. Benim cannonball niye bitmiş ya? İlginç. Neyse gidip şey yapalım. Craftlayalım onu. O
da Blacksmith'ten craftlıyoruz. İstersen şuradan satın da alabiliyoruz. Bakın şimdi göstereyim. Gümüş karşılığı bak. Şimdi alacağız. Cannonball. Bak şurada. Mesela 25 tane aldım. Bak 250. Gördün mü? Şimdi bir 400-500 tane daha yapalım. Şimdi zamzama da üçlü üçlü çakıyor ya. Çok cannonball harcıyor. Şuraya geldik. Craft dedik. Bak şurada şey var. Top işareti. Geldik mesela cannonball nerede? Ha şurada bak. Space'a bastım. Basılı tuttum. Mesela kaç tane yapalım? 5 tane yapalım. Bak kaç tane verecek? 500 tane verdi. Tamam. Allah bereket versin. Bak kaç tane oldu? 1000 tane oldu. Yeter. Tamam artık herhalde yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Ya dediğim gibi siz yine sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsınız. Sitedeki rehberlere de bakabilirsiniz. Discord'a da gelip sorabilirsiniz. Tamam benden bu kadar. Upgrade edebiliyoruz. Hatta upgrade edelim ya. Şu düşükleri bir. Şu... Ha, yapamıyoruz gerçi de. Mesela şunu upgrade edelim. Sonra şuna edelim. Biri orada dolaşıyor bak bak. Şeyi topluyor herhalde. Şunları. Tokenleri. Tamam yeter bu kadar. Ne kadar upgrade ederseniz o kadar fazla size şey veriyor. Token veriyor. Tamam benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa. İşte Discord'a gelip sorabilirsiniz. Yorum yapıp sorabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi. 4-5 tane rehber var sitemizde. Onların içinde de bayağı bir bilgi falan var. Onlara da bakarsınız. Yani o siteye bile yorum yapıp sorabilirsiniz. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.